İzlediğiniz tüm İngilizce videoları unutun. Şaka şaka benimkileri unutmayın. Arkadaşlar bu videoda size enfes bir içerik hazırladım. Bu videoda size yabancıları anlamanızı sağlayacak ve günlük konuşma dilinde sürekli kullandığımız 100 İngilizce ifadeyi öğreteceğim. 100 İngilizce kalıp. Bu videoyu izledikten sonra ve not alarak izleyin. Bütün bu kalıpları sık sık filmlerde, dizilerde hayatınızda duymaya başladığınızı göreceksiniz. Bana güvenin. Hazırsanız başlayalım ama önce kendimi tanıtayım. Eğer beni ilk defa görüyorsam ben öğretim görevlisi Merve Erçin, Lingomatin kurucusu ve senin de İngilizce öğretmenim. Hadi başlayalım o zaman. Bu videoda bir yerlere bir değişiklik saklayacağım. Eğer beni dikkatli izliyorsanız ve dinliyorsanız bakalım bu değişikliği bu video boyunca fark edecek misiniz? İlki out of the blue out of the blue. Mavinin dışında. Out dışında demek ve mavinin dışında gibi bir anlam, bir kelime. Arkadaşlar bu ifade hani her şeyin mavi olduğunu hayal edin ve birden o mavinin dışına çıktığınızı hayal edin. Bu beklenmedik, birden şaşırdığımız durumlarda kullandığımız bir kalıp. Mesela I hadn't heard from him in years and then he called me out of the blue. Yani ondan yıllarca haber alamadım. Birden beklemedik bir şekilde beni aradı. Derken out of the blue. Yani unexpectedly ya da suddenly ile eş anlamlı diye düşünebiliriz. Alone out, of the blue. out of the blue. Out of the blue. İkinci ifademiz give me a break. Give me a break. Break normalde kırmak demek. Bir de ara, mola anlam var arkadaşlar. Yani burada give me a break, hani bana bir mola ver anlamında. Yani beni rahatsız etmeyi bir bırak, bir bırak peşime, bir mola ver, bir dur. Kafamı şişirdim, bir dur anlamında. Mesela, you expect me to finish all this work in an hour? Give me a break. Arkadaşlar, harca duyduğum bir ifade. Yani aslında güzel, otantik çevirirsek böyle saçmalama, peşin bırak, olmaz gibi bir anlama da geliyor burada. Mesela bütün bu işi bir saatte mi bitirmemi istiyorsun? Saçmalama gibi bir anlam oluyor değil mi? Give me a break. Give me diye de duyabilirsiniz. Give me a, break. Give, me a break. Give me a break. Give me a break. Give me a break. Diğer ifademiz cut to the chase. Cut to the chase. Bu da sonuca gel. Bir an önce sonuca var anlamında. Mesela stop beating around the bush and cut to the chase. Yani böyle lafı dolandırıp durma. Sadede gel deriz ya bu aynı sadede gel anlamında. Cut to the chase. Bayıldığım bir ifade. I've got your back. I've got your back. Sırt back. Back geri falan da demek ama buradaki anlamı sırt arkadaşlar. Varsayın kardeşimi arkasından böyle sarılıp birden I've got your back. Yani sırtını yakaladım gibi bir anlam mı oluyor? Hayır arkadaşlar yani burada seni destekliyorum. Arkandayım anlamında. Tamam mı? I'll support you anlamında. Mesela don't worry about the bullies. I've got your back. Böyle hani sarılma ifadesi düşün. Sırt aklınıza gelsin. Sırtım bende, arkam bende. Güvendesin anlamında. I've got your back. I've got your back. I've got your back. You back. Look. Hit the nail on the head. Hit the nail. Nail çivi tamam mı? On the head head kafadan çivi ortasından vurduğumuzu düşünün. Yani bu şu demek arkadaşlar. Hani nokta atışı yapmak anlamında bunu kullanıyoruz. Tam böyle heh, üstüne bastın. Tam aynen o dediğin gibi o konu. Mesela when he said he was jealous you hit the nail on the head. Yani onun kıskanç olduğunu söylediğinde heh, tam noktaya değindin. Tam da o yani. Aynen o kıskanç biri. Derken you hit the nail on the head. Okay, diğeri. Get the ball rolling. Get the ball rolling. Roll böyle dönmek, dolanmak, ipin mesela topun yuvarlanması. Get the ball rolling. Yani bir şeye başlamak demek arkadaşlar. Hani topu indir, Hadi başlasın süreç mesela. Bir projeye başlamak, bir aktiviteye başlamak. Mesela let's get the ball rolling by brainstorming some ideas. Yani bazı fikirleri beyin fırtınası yaparak hadi başlayalım işimize anlamında. Çok beğendiğim bir ifadelerden biri, go with the flow. Go with the flow. Bu da arkadaşlar, flow böyle akış demek, tamam mı? Yani akışla git, uyum sağla, ortamı bozma anlamında. Mesela, the plans have changed so many times. I'm just going with the flow. Ah, benim hayatımın özeti. I am swamped. I am swamped. Yani swamped. Swamp bataklık demek arkadaşlar. Bataklıktayım. Bataklığım yani. Bu şu demek very busy. Aşırı meşgulüm. I'm swamped. Mesela can we meet tomorrow? I'm swamped with work today. Yani yarın buluşabilir miyiz? Bugün işten boğulacağım. Çok meşgulüm. Diğer ifademiz hangout hangout Bu da takılmak demek. Yani birileriyle vakit geçirmek eğlenmek mesela let's hang out this weekend hang out hang out hang out diğer bir ifademiz I'll get back to you. I'll get back to you. Yani sana geri döneceğim. Senin mesajına, mailine sonra cevaplayacağım. Mesela bir toplantı ayarladım ve burada birileri falan bir şey diyor. Tam hani biri bir şey derken de orada birinin görüşü kaldı. Aa, I'll get back to you. Hani bir doğru sen sana geri döneceğim. Mesajda bunu yazabilirsiniz, mailde, her yerde olur özellikle iş ortamında çok duyuyorum ben. Mesela let me check my schedule and i'll get back to you. Yani bir programıma bakayım, sana geri dönüş yapacağım. O zaman buluşuruz. I am swamped today dediğimi hayal edin. Jump to conclusions. Jump to conclusions. Bu da jump atlamak, sonuca atlamak. Yani hani bir şey oldu hemen hep sonuca atladık. Yani bu biraz sebeplerin elinde bir veri olmadan yargılamak, değil mi? Mesela don't jump to conclusions. Let's hear her side of the story. Hani hemen sonuca atlama. Gel bir onun tarafını dinleyelim. Onun hikayesinin tarafını dinleyelim. Bakın burada her side aynı ve onun tarafı. Side böyle yan demek. Onun yan onun tarafını dinleyelim derken mükemmel bir kalıp. Jumping to conclusion. She's jumping to conclusion. Without jumping to conclusion. Diğer kalıbımız get the hang of it get the hang of it. Yani bu da bir şeyi öğrenmek anlamında arkadaşlar. To learn how to do something. Yani bir şeyin yapılışını öğrenmek. Don't worry, you'll get the hang of it with more practice. Mesela sürekli İngilizce çalışıyorsunuz ama olmuyor ya da istediğiniz gibi olmuyor ve kaygılısınız. Ben de size diyorum ki don't worry, you'll get the hang of it with more practice. Yani pratik yapa yapa öğreneceksin. Merak etme. En sevdiğim kalıplardan biri don't judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. Yani arkadaşlar, bir cover dediğimiz kitabın kapağı. Yani kitabın kapağına bakarak yargılama. Yani bir şeyi görüntüsüne göre yargılama demek. Mesela, he might look mean, but don't judge a book by its cover. About judging a book by its cover. Never judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. <laughs> Diğer ifademiz read between the lines. Read between the lines. Bu da varsayın bir kitabımız var ve satırlar line diyoruz. Ya, bu line her satır line oluyor tamam mı? Hani satırların arasında okumak, böyle bir şeyler aramak. Arkadaşlar ya gizli bir şeyleri aramak, gizli bir anlam aramak. Mesela sometimes you have to read between the lines to understand what he really means. Yani bazen onun cidden ne demek istediğini anlamak için hani satırların arasını okuman lazım. Anlaştık mı? Diğer ifademiz keep your chin up. Keep your chin up. Yani çeneni yukarıda tut. Ne demek bu? Benim çok üzgün olduğumu hayal edin. Yani muhtemelen vücudum, postürüm nasıl olur? Böyle olur, değil mi? Yani çenem aşağıda olur. O yüzden keep your chin up. Yani özgüvenli, mutlu, hani dayanıklı, güçlü olduğumuz zamanlarda dik dururuz. Çenemiz de böyle doğal olarak yukarıdadır değil mi? Çok tatlı bir ifade değil mi? Mesela come on, keep your chin up. Things will get better. Yani çeneni yukarıda tut. Her şey daha iyi olacak. You keep your chin up, kid. Are you keep your chin up? Keep your chin up. Diğeri, it's a no-brainer. It's a no brainer. No brainer. Brain beynimiz tamam mı? It's a no brainer derken yani çok zorlayacak, beynini yoracak bir şey değil. Yani çok kolay bir şey. Mesela taking the higher paying job was a no brainer for me. Yani yüksek maaşlı iş almak benim için hiç de zor değildi. Çok kolaydı anlamında bunu kullanıyoruz. Yani bir şey çok kolaysa easy, easy var ya kolay. Easy'nin yerine no-brainer diyebilirsiniz. Ki böyle daha cool olalım. Hem de native'leri anlayalım. Acayip kullanıyorlar. Diğer ifademiz miss the boat. Miss the boat. Boat'u kaçırmak. Botu kaçırmak. Misin özlemek anlamı da var. Onunla karıştırmayalım. O bu başka bir anlam. Aynı kelime başka bir anlamı var. Yani şş, fırsatı kaçırdık. Fırsatı kaçırmak arkadaşlar. Hani giden gitti. Gemi kaçtı o. Gemi kalktı diyoruz ya biz. Aynen o. To miss the boat. Mesela if you don't buy the tickets now, you might miss the boat. Yani biletleri hemen almazsan botu kaçırabilirsin. Şansı kaçırabilirsin. And figuratively miss the boat. Yeah, you no. Know. He missed the boat, George. Bayıldığım bir ifade daha. Hepsine bayılıyorum ama bazıları kalbimde yeri ayrı. Let the cat out of the bag. Size şapka getirdim bir tane. Let the cat out of the bag. Yani kediyi şapkadan çıkar. Tamam mı? Ne demek bu? Yani burada içeride bir sürpriz var ve onu çıkarıyoruz. <laughs> Bu da böyle fluffy bir şey benim. Pencil case'im bu. Benim kalemliğim. Onu göstermek istedim size. Tamam mı? Yani bir secret'i, bir sırrı ortaya çıkarırken bu kalıbı kullanıyoruz. Let the cat out of the bag. K kediyi çantadan çıkarmak. Örnek vereyim size. I accidentally let the cat out of the bag about the surprise party. Yani ne diyorum? Kazara sürpriz partiyi ağzımdan kaçırdım derken let the cat out of the bag. Neyse saçımı yapmaya çok uğraştım. Şapkayı atalım saçımızı bozmasın. Bu arada değişiklik dediğim şapka değildi. Atlayanlar yanlış. Diğer kalıbımız off the top of my head. Off the top of my head. Yani kafamın üstünden. Ay bu ne böyle hocam diyorsanız. Arkadaşlar bir şeyi çok düşünmeden, hesaplamadan o anda söylemek. Yani bir şey aklınıza geldi. Diyorsunuz ki off the top of my head. I can think of three people who could help us. Ay aklıma gelmişken bize yardım edebilecek üç kişi biliyorum. Çok tatlı bir kalıp. inanın her yerde duyuyorum. Bir şeyi çok düşünmeden, planlamadan söylüyorsanız off the top of my head. We can have a party this weekend. Mesela. Bu hafta sonra parti yapalım. Şimdi aklıma geldi mesela. Tamam mı? Play it by ear. Play it by ear. Yani kulakla, kulak tarafından oynamak gibi. Bu ne? Arkadaşlar Hani bir şeyler gelişir. Duruma göre hallederiz. Duruma göre karar veririz. Yani decide demek biraz karar vermek demek. Mesela I don't have plans for the weekend. I'll just play it by ear. Yani duruma göre, nazı göre şerbet vermek buldum Türkçe'sini. Aynen. Yok benzemedi ya. Arkadaşlar beni yakından tanımaz için söylüyorum. Ben Deyim özürlüyüm Türkçe'de. Gerçekten lisede de çok zorlanırdım. Hala inanın zorlanıyorum. ya böyle Türkçelerini bir şeyin ifadeyi anlıyorum. Ama mesela ne hakkında tutabiliyorum, ne kullanabiliyorum. Ne bazen de mesela arkadaşlarım bir şey söylüyor. Ben bilmiyorum. Ya aynı yerde büyümüşüz. Mesela kız kardeşim, kardeşlerim bile biliyor. Ben bilmiyorum. Bu deyimle ilgili benim bir sorunum var. Böyle deyim ezberleyememe gibi bir hastalık varsa lütfen bana haber edin. O yüzden böyle ah buldum nabza göre şerbet falan diye heyecanlandım ama tam olarak o değil. Yani duruma göre bakmak yani bu. Neyse deyim özrümü sizinle paylaşmış oldum. İlk defa paylaşıyorum. Gerçekten doğru. Beni tanıyan herkese sorabilirsiniz. Diğer ifademiz, by the skin of my teeth. Ah tanrım bu ne? Teeth, dişimiz, dişlerimiz tamam mı? Dişimin ne bu? Mutlu mu yine Derisi, skin bu. Derisi tamam mı? Dişimin bu dışı ne oluyor? Skin oluyor tamam mı? Derisi, kaplaması, dışı. Yani bu ne demek? Dişimizi düşünün ve en dış tabakasını düşünün. Çok böyle ince, küçücük hani orada çok ince bir ayrıntı değil mi? Nadiren görebileceğin bir şey değil mi? Yani çok göremezsin. İşte bunu biz barely, hani zorla, neredeyse, ay tam anlamında bu kalıbı kullanıyoruz. Mesela, I made it to the train by the skin of my teeth. Yani trene tam vaktinde vardım. Yani ben vardım, tren kalktı. By the skin of my teeth. On cloud nine. On cloud nine. I am on cloud nine. Bu ne böyle? Yani aşırı mutluyum. O kadar mutluyum ki dokuzuncu buluttayım. On cloud nine. Cloud bulut nine dokuz. Dokuzuncu bulut. Yani aşırı mutluyuz. Very happy anlamında. I'm very happy yerine ne kullanıyorsun artık? I'm on cloud nine. Bir örnek vereyim. After getting promoted, he was on cloud nine. Yani promote, terfi aldıktan sonra aşırı mutluydu. I am on cloud nine. Well, Peterson's on, cloud nine. Oh, I'm on cloud nine. Diğer kalıbımız gelsin. Pull yourself together. Pull yourself together. Yani kendine gel. Sakin ol normal davran anlamında bu kalıbı kullanıyoruz. You need to pull yourself together before the meeting. Yani toplantıdan önce kendine gelmen lazım. Şöyle bir kendine gel. Bir şey it. Once in a blue moon. Bayıldığım bir ifadelerden biri. Her mavi ayda bir. Bu ne böyle? Mavi ay diye bir doğa olayı var. Biz bunu çok sık görmüyoruz değil mi? Yani eğer bir şey her mavi ayda birse nadiren anlamında kullanıyoruz arkadaşlar. Yani rarely, rarely, nadiren. Mesela I only see him once in a blue moon. Yani onu nadiren görüyorum. Çok tatlı değil mi? I rarely see him yerine I only see him once in a blue moon. Okay, ne sıklıkla İngilizce çalışıyorsun? Once in a blue moon. Bu cevabı duymak istemiyoruz tabii ki. Everyday olmalı o. <laughs> Diğer ifademiz. That's the last straw. That's the last straw. Arkadaşlar burada bu Straw'ın pipet anlamı var. Hani son pipet anlamında sanarsanız sanmayın öyle değil çünkü. Burada straw'un bir de saman anlamı var. Saman hani böyle saman kümeleri olur ya böyle kalıp kalıp hani olurdu en azından eskiden şu anda tabii ki vardır. Arkadaşlar eskiden develerin üstüne bunları yüklerlermiş tamam mı? Bu da gerçek hikaye sallamıyorum. Develerin üzerine yüklerlermiş yüklerlermiş. Yani düşünün saman da çok ağır bir şey değil aslında baktığında. Ama hani yükle 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 Artık son stroğu koyduğunu hayal et ve artık devenin dayanamadığını düşün ve çöktüğünü düşün. O yüzden hatta orijinal bu ifadenin şuradan geliyor the straw that broke the camel's back yani devenin sırtını kıran saman yani o kadar yükle 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 tık bitti. Yani ne demek bu? Yani bir şeyin patlamasına son hani patlar ya artık son noktadır. İşte o artık dayanamazsın, tolerans gösteremediğin an nokta. İşte o last straw oluyor. He was late again. That's the last straw. Bu adam kovulacak yani. Yine mi geç kaldı? Bu artık son noktaydı. That's the last straw. That was the last straw. You guys are too nice. That's the last straw. That is the last straw. Diğer ifademiz step up your game. Step up your game. Yani ne demek bu? Arkadaşlar daha iyi çalış kendini geliştirmek için daha iyi çalış. Step up your game. Yani hadi yapabilirsin anlamında. Step up your game. Daha iyi çalış. Standartlarını yükselt. Hadi koştur. Daha iyi ol. Daha, hani bir şeyleri daha iyi yap anlamında. Mesela if you wanna make the team You need to step up your game. Eğer bir takım oluşturmak istiyorsan bir gelişme yapıp hani daha yoğun çalışman lazım. Evet. Diğer ifademiz behind the time. Bu da arkadaşlar zamanın gerisinde aynen tahmin edebileceğiniz bir anlam var. Yani eski moda dışı hani böyle sıkıcı fashion olmayan anlamında. Mesela That old cell phone is really behind the times. Yani o telefon, o eski telefon kesinlikle zamanın gerisinde kalmış. Çok eski. Behind the times. Old yerine outdated yerine behind the times diyoruz. Tamam mı? Biting off more than you can chew. Biting off more than you can chew. Bite off. Bir şey ısırdığımız hayal Kocaman ısırıyoruz. Tamam mı? Chew Çiğ, çiğnemek. Çiğneyebileceğimizden daha fazlasını ısırmak. Ne bu? Yani arkadaşlar bir şey, bir sorumluluk hani benim kaldırabileceğimden çok daha ağır. Tamam mı? Mesela taking on two jobs might be biting off more than you can chew. Yani iki iş almak çiğneyebileceğinden, halledebileceğinden daha ağır olabilir. Not one who bites off more than he can chew. When you bite off more than you can chew. Did you bite off more than you can chew? Under the weather. Under the weather. Çok kullandığım ifadelerden biri hastalanmak demek, iyi hissetmemek. Mesela I'm feeling under the weather. I think I have a cold. Under the weather böyle havanın altında. Yani ama havayla bir alakası yok. modum düşük. Ay iyi hissetmiyorum. Sanırım üşüttüm derken I'm under the weather. Diğer ifademiz see eye to eye. See eye to eye. Sizinle böyle göz göze geldiğimizi ve Biriyle göz göze gelip böyle mutlu mutlu bakıyorsan nasıldır? Arkadaşlar, şöyle biraz daha geleyim mi? Biraz daha, biraz daha ay to eye bakalım mı? Yani birbirimize katıldık, katılıyoruz demek. Tamam mı? To agree anlamında. Mesela, we don't always see eye to eye, but we respect each other. Yani her zaman aynı görüşte değiliz ama birbirimize saygı duyuyoruz. The ball is in your court. The ball is in your court. Yani top senin tarafında, senin bölgende. Yani arkadaşlar top sende. Hani sen konuş şimdi. Senin şu an sorumluluğun deriz ya biz Türkçe'de. Aynen o. Mesela I've done all I can. Now the ball is in your court. Ben yapabileceğim her şey yaptım. Şimdi top sende. Ball in your court captain balls in your court. <laughs> Ball in your court. It means you can call. Take it with a grain of salt. Take it with a grain of salt. Arkadaşlar bir tuz tanesini düşünün böyle tane grain var ya o oh, tane. Yani bir şeyi tuzun bir tanesiyle ciddiye aldığınızı düşünün. Yani ciddiye almıyoruz, sallamıyoruz. Mesela he tends to exaggerate. So take it with a grain of salt. O abartır onu boşver onu sallama. Diğeri bite the bullet. Bite the bullet. Bulut kurşun demek arkadaşlar. Kurşun ısırdığını hayal edebiliyor musun? Bu yani zor bir durum değil mi? Acır yani çelik. O yüzden bunu böyle cesur bir şekilde acılı bir durumu, hani acı ağır bir durumla yüzleşmek anlamında kullanıyoruz. Mesela <laughs> dentist said that I need a filling. So I'll have to bite the bullet. Mesela bazı insanların dişçi korkusu vardır. O yüzden bunlar için evet acıya katlanıp o diş konusunu halledeceğiz. I have to bite the bullet. Her gün eminim birilerimizin dediği bir cümle, bir kalıp. Time flies. Ah zaman ne de çabuk geçiyor diyoruz ya biz. Time flies diyoruz arkadaşlar. Yani zaman hızlı geçiyor. I can't believe it's already December. Time flies. Time flies. Time flies. Time flies. In the nick of time. In the nick of time. Bu da arkadaşlar tam zamanında demek. Mesela I got to the bus stop in the nick of time before the bus left. Yani hani az önce ne vardı? By the skin of my teeth vardı. Aynı onun gibi. Hah, tam vardım, otobüs kalktı. In the nick of time. On the same page. On the same page. Aynı sayfada olmak. Bu ne? Hani az önce CITA yaptık ya. Arkadaşlar aynen eş Yani biriyle aynı sayfada olmak, yani katılmak birbirine, aynı görüşte olmak. Mesela, let's make sure we are on the same page before we start the project. Yani projeye başlamadan önce hani aynı ayarda, aynı kanalda olduğumuza hadi emin olalım. Waste of time. Waste of time. Yani bu da boşa vakit harcamak. Vaktin boşa gitmesi. Mesela arguing with him is a waste of time. Yani onunla kavga etmek bir hani çöp, zaman kaybı. O boşa uğraşma. O hep yener mesela. Waste of time. Mesela bu proje çöp değil. Boşa gitti her şey. The project was a waste of time. Boşa zaman kaybı. Waste of time. Waste of my time. I'm wasting your time. Waste of time. ''Make and meet'' çok çoğumuzun yaşantı stili maalesef. Arkadaşlar yani ucu ucuna yaşamak, hani finansal olarak tam böyle hani yeterli paran var ucu ucuna yaşarsın. Ne fazlan vardır ne eksiğin ya. İşte maalesef bu durumlarda ''Make ends meet'' diyoruz. Mesela ''She's working two jobs to make ends meet.'' Yani hani ucu ucuna her şeyi karşılamak için iki işte çalışıyor. Diğer ifademiz bend over backward. Bend over backward. Arkadaşlar bend over şu hareketi yaptığımı düşünün. Arkaya doğru yoga gibi yaptığımızı düşünün. Tersine atın Backward. Terse terse. Yani arkadaşlar bir şeyi kurtarmak için gerekeni yapmak. Hani gerekirse dersten yat, düz kalk. Hani ne yaparsan yap onu hallet. Tamam mı? Mesela He would bend over backward to make sure his customers were satisfied. Yani müşterilerini memnun etmek için her şey yapardı. Kırk takla atmak. Ah buldum. Türkçesi bunun. Kırk takla atmak. Gerekirse. Doğru çevirdim mi? Yani ne yaparsan yap. istersen kırk takla at. O işi yapacaksın. Bence oldu bu çeviri. It's not a big deal. It's not a big deal. Arkadaşlar bu da çok önemli bir şey değil anlamında. Friends izleyenlerin çokça duyduğu, özellikle Ross'un çok kullandığı bir kalıp. Eğer bunu da ilk defa duyuyorsanız ben Friends manyağıyım. Herkese Friends dizisini öneriyorum. Çünkü gelmiş geçmiş en iyi komedi dizi. Muhakkak izleyin. Mesela don't worry about being late. It's not a big deal. Yani geç kaldığına üzülme, endişelenme. Hiç sorun değil, önemli değil. And it's not important yerine It's not a big deal diyebilirsin. Not a big deal. Not a big deal. <laughs> Jim, it's not a big deal. Not a big deal. It's really not a big deal. It's not a big deal. Okay, diğer kalıbımız don't put all your eggs in one basket. Yani bütün yumurtalarını bir sepete koyma. Yani bu ne demek? Hani bütün enerjini bir şeye harcama. Bütün fokusunu hani bir şeye odaklanma anlamında. Bu şey bitcoin muhabbetinde falan mesela hani düşünse bütün paranla bir yere giriyorsun ve kaybediyorsun. Hani olmaz bunu yapma. Don't put all your eggs in one basket. Tam da oraya yakışır yani değil mi? Bir örnek daha vereyim size. You should apply to several colleges. Don't put all your eggs in one basket. Yani bir sürü Okula başvurman lazım. Bütün yumurtalarını bir sepete koyma, bir okula bağlama, bir kişiye bağlama mesela. Düzen i̇şte bütün hayatını bir kişiye bağladın. Orada bile kullanabiliriz. Grain of truth. Az önce grain'i öğrendik. Ne demekti? Hatırlayan var mı? Yani o hani tuzun tanesi var diye adet bir tane minicik. İşte yine grain of truth da çok minik bir gerçeklik miktarı yani. Neredeyse hepsi yalan değil mi? Mesela his story is exaggerated but there is a grain of truth in it. Yani hikayesi abartılmış ama birazcık doğruluk payı var birazcık. In hot water. Bu ne demek? Sıcak suda. Bu da arkadaşlar düşünsen sıcak suyun içinde kaynadığını. Hiç iyi değilsin ya yani başın belada. Mesela He didn't finish the project on time. Now he's in hot water with his boss. Yani patronuyla başı belada çünkü projeyi zamanında bitirmedi. The benefit of the doubt. Bu ne? Bu da arkadaşlar birine kanıt olmaksızın birinin ifadesine inanmak demek. Selam. I'll give her the benefit of the doubt this time. But I'll be watching closely. Yani bu defa ona kanıt olmadan güveneceğim ama onu yakından izleyeceğim derken bu ifadeyi kullanıyoruz. cut corners. Acayip duyduğum bir ifade. To cut corners. Yani bir şeyi çok ucuza ya da kolaydan yapmak. Mesela he cut corners on the project by using cheaper materials. Yani ucuz materyaller kullanarak Köşeden dönüyor yani yani kısa yoldan dönüyor. What's the big deal? What's the big deal? Yine Fransız çok duyacağınız bir ifade. Bu da böyle önemli değil anlamında bu sorun ne mesela ne önemli değil anlamında kullanıyoruz. Mesela bir ayakkabı aldınız ve aşırı tepki verdi herkes diyorsunuz ki yani, They're just shoes. What's the big deal? sadece ayakkabı bunlar sorun ne? Diğer bir ifademiz in there. Hang in there. Dayan, sallanmak, askıda kalmak demek hang in there. Hang. Burada hang in there derken dayan. Her şeye rağmen dayan. Birini motive ederken muhtemelen o kişi zor durumdadır. O zamanlar hang in there diyoruz arkadaşlar. Mesela I know it's a tough time for you but hang in there. It will get better. Hang in there. Hang in there. What's up? What's up? Bir başka ifademiz ne haber demek arkadaşlar? Informal bir şekilde birine how are you demek yerine ne diyoruz? Hey, what's up? Haven't seen you in a while. Yani ne haber? Seni bayağıdır görmedim. What's up? WhatsApp uygulamamız var ya WhatsApp. Biz WhatsApp diyoruz ama WhatsApp buradan geliyor aslında. What's up? That makes sense. Make sense çok kıymetli bir kalıp. Yani akla mantığa uyuyor. Okay, mantıklı. Mantıklı derken diyorsunuz ki that makes sense. Mesela, ah, so the roads are closed because of the marathon. That makes sense. Okay. Maratondan dolayı yollar kapalıymış. Mantıklı. Şimdi anladım. I am on the fence. I am on the fence. Bu da arkadaşlar kararsızım anlamında kullanılıyor. Mesela I am on the fence about whether to take the job or not. İşi alıp alsam mı diye kararsızım. I'll keep that in mind. I'll keep that in mind. Bu da arkadaşlar çok kibar bir şekilde. Biri size bir şey söyledi. Aa tamam onu aklımda tutacağım merak etme diye çok tatlı çok kibar bir ifade. Mesela thanks for the advice. I'll keep that in mind. Tavsiyen için teşekkür ederim. Kafamda tutacağım. Hadi eğer bu videoyu dikkatli bir şekilde hala izliyorsanız harikasınız. Sizinle gurur duyuyorum. Hadi kodumuz şu. Buraya kadar geldiyseniz teacher I'll keep that in mind diye yorumlara yazın bakalım. Çünkü İngilizce öğrenmek zaman alır. Zor da olsa yola devam eden her zaman kazanır. Tamam mı? Bunu her zaman aklında tutacaksan yorumlara I'll keep that in mind yaz bakalım. Hadi sen de. Bakalım kimler buraya kadar video hala izliyor. Başaran siz olacaksın. Keep that in mind. Keep that in mind. In mind keep it in mind. Keep it in mind. Hadi devam. Az kaldı dayan. I lost track of time. Acayip duyuyorum arkadaşlar. I lost track of time. Yani hani bazen fark etmeden zaman birden geçe. Ay saat kaç olmuş deriz ya. İşte orada yaptığın şey bu. Lost track of time. Yani saatin izini her şeyini kaçırdın. Saat 11 olmuş. Hala önünde değilsin. Mesela sorry I'm late. I lost track of time. Hani geç kaldığım için üzgünüm, saatin kaç olduğunu fark etmiyorum gibi çevirebiliriz. Better safe than sorry. Better safe than sorry. I am sorry. Yani üzüleceğimize dikkatli olmak daha iyidir derken bu ifadeyi kullanıyoruz. Hani ne olur ne olmaz deriz, ne olur ne olmaz diye bir şey yapmak aynen o ifade. Always bring an umbrella just in case. Better safe than sorry. Yine her zaman yanımda bir şemsiye taşırım. Sorry demekten daha iyidir. I'm broke. I'm broke. Diğer ifademiz. Yani I'm broke. Kırgınım değil arkadaşlar. Param yok. Ceplerim boş demek. Mesela I'd love to go out but I'm broke until payday. Payday maaş günü. Maaş gününe kadar parasızım. Yoksa dışarı gelmeyi çok isterdim. No way. Harika bir ifade. No way. Bir şey inanmadığınız anlamına geliyor. No way. Reddediyorsun inanmayı. Mesela no way. You actually met the president? Sen başkanla mı? Cumhurbaşkanıyla mı tanıştın? Ege tabii ki şaşırırız değil mi? No way. Aranızda var mı Cumhurbaşkanımızla karşılaşmış olan? No way, no way, no way. No way, no way, no way, no way. No way. No way. Hadi size yine bir karşılaşma ifadesi vereyim. What a small world. What a small world. Yani ah dünya ne küçük. Biriyle beklemedik bir şekilde karşılaştığımızda bunu kullanıyoruz. Dünya ne küçük. You know Sarah T. What a small world. Sarah sen de mi tanıyorsun? Ne kadar küçük dünya. I could use a hand. I could use a hand. Bu ne demek? Hand burada. Arkadaşlar destek yardım anlamında yani hani yardımını kabul edebilirdim. İşte i̇yi olur anlamında. Mesela I could use a hand moving this furniture. Can you help? Hani bana yardım etsen iyi olur. Gelsene derken I could use a hand. I could use a hand. I use a hand. I use a hand. Well, I could use a hand key. It slipped my mind. Kafamdan gitti, unuttum yani forget anlamında arkadaşlar. It slipped my mind diyoruz. I was supposed to call John but I forgot. Yerine ne diyoruz? It slipped my mind. I am beat. I am beat. Arkadaşlar I am beat. Very tired demek. Very tired. I am beat. I think I'll head to bed early tonight. Get to the point. Get to the point. Yani sadede gel, sonuca gel derken, eksi ayrıntıları boş ver derken Get to the point diyoruz. We don't have all day. So please get to the point. Hocam artık yeter diyorsanız diyor musunuz? Söyleyin bana. Sadede gel derken bunu kullanıyoruz. Get to the point. That's a rip off. That's a rip off. Bu da <laughs> aşırı pahalı. Soygun mu? Ayakta soyuyorsunuz derken bunu kullanıyoruz. A 50 dollars for a t-shirt. That's a rip off. Don't get me wrong. Diğer ifademiz don't get me wrong. Yani beni yanlış anlamak. Zaten kesin yanlış anlayacağımız zaman bunu söylerler. Don't get me wrong. Mesela don't get me wrong. I like the idea. But I think it needs some tweaking. Yani fikrini çok sevdim. Beni yanlış anlama. Ama biraz değişikliğe ihtiyacı var. Sonra bütün fikir değişir. Gee, don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Get me wrong. Diğer ifademiz. I'm starving, I'm starving. Açlıktan ölüyorum derken bunu diyoruz. I'm starving, let's get something to eat. You've got to be kidding, you've got to be kidding. Şaka yapıyor olmalısın. Az önceki neye benziyor bu? Nova'ya benziyor değil mi? Şaka yapıyor olmalısın. You've got to be kidding. That can't be the final score. Bu son puan olamaz. Şaka yapıyorsun derken mesela. You've got to be kidding. It's not the end of the world. Yani dünyanın sonu değil üzülme derken ne diyoruz? It's not the end of the world. So you've made a mistake. It's not the end of the world. Bir hata yaptın canım. Dünyanın sonu değil ya. Aynadın de bizdekiyle. To make a long story short. Yani uzun bir hikayeyi kısaltmak gerekirse yani özet demek demek arkadaşlar. To make a long story short we missed our flight And had to take a later one. Yani özetlemek gerekirse uçağımızı kaçırdık ve diğerine binmek zorunda kaldık. Bunu kesin kullanın. Bak to summarize yerine bunu kullanın. Böyle hikaye uzun uzun olduğunda. Take it easy. Take it easy. Yani sakin ol, rahatla dostum derken bunu kullanıyoruz. You've been working really hard. Take it easy this weekend. Yani, çok çalışıyorsun ya. Bu hafta sonu takıl, sakin ol, rahatla derken take it easy. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Speak of the devil. Bunun tam Türkçesini biliyorum. İtihan hazır mı? <laughs> Bu kötü olanı. İyi insan lafın üstüne gelmiş Ama bizdeki gibi devil şeytan ya. İtihan hazırlığı daha çok benziyor değil mi? Devil şeytan. Hani şeytanı konuşursun da geldi. Yani az önce konuştuğumuz kişinin tam oraya gelmesine ne diyoruz? Speak of the devil. We were just talking about you. And speak of the devil. Here you are. Tam senden konuşuyorduk bak. İyi insan lafının üstüne gelinmiş. Tam sen geldin. It's a piece of cake. It's a piece of cake. Arkadaşlar very easy yerine it's a piece of cake de geç. Yani çok basit ya. Bir dilim kek ya. Ne? Bu çok basit. Çok basit. Very easy. Don't worry. The test is a piece of cake if you studied. Eğer çalıştıysan bu test çok kolay. Diğer kalıbımız better late than never. Better late than never. Yani hiç yoktan iyidir. E, ne güzel yaptık sonunda oldu. Hani anlamında bunu kullanıyoruz. Mesela you finally cleaned your room. Better late than never. Hiç olmasından iyidir. <laughs> Better late than never. Better late than never. Better late than never. That's easier said than done. Yani söylemesi kolay, tabii ki yapması zor. Söylemesi kolay anlamında. Mesela just write a best selling novel. That's easier said than done. Sadece iyi bir roman yazmak mı? Söylemesi kolay tabii. tabii ki çok zor anlamında. Break a leg. Kır şeytanın bacağını anlamında. Ne diyoruz? Yani good luck. Bir iyi şanslar derken bunu kullanıyoruz. Mesela you are going on stage soon. Break a leg. Good luck. Neymiş good luck yerine ne diyorsun? Break a leg. Don't take it to heart. Don't take it to heart. Yani bir şeyden, bir eleştiriden çok böyle etkilenme, kalbini alma, ağır gelir yavrum derken bunu kullanıyoruz. Mesela she didn't mean what she said. So so don't take it to heart. Yani ciddiye alma. Tamam mı? Benim gibi yengeç bir kalbiniz yoksa ciddi almayın. Tabi bunu easier said than done. Yani söylemesi kolay. Biz ciddi alırız. Let's get down to business. Let's get down, let's get down to business. Var o şarkı berbat söyledim biliyorum ama. Yani ne demek? Hadi işe koyulalım. İşe koyulmak, odaklanmak anlamında. Mesela we have a lot to cover today. So let's get down to business. I can't make heads or tails of it. Yani ne başını görebiliyorum ne kuyruğunu görebiliyorum yani bir şey hiç anlamadığında. Hiçbir şey anlamıyorsan bu ifadeyi kullanıyorsun. Mesela I looked at the report but I can't make heads or tails of it. Hiçbir şey anlamadım. We will cross that bridge when we come to it. Yani Oraya geldiğimizde o köprüden geçeceğiz. Bu ne demek? Yani o sorunla sonra ilgileneceğiz anlamında arkadaşlar. I don't know how we'll get there, but we will cross that bridge when we come to it. Don't count your chickens before they hatch. Ah, çok güzel bir ifade. Yani tavukların yumurtlamadan önce tavuklarını sayma. Yani arkadaşlar bir şeyin sonucunu görmeden, bir şey olmadan başarılı olacağını varsayma. Ortada yumurta yok. Belki yumurtamayacaklar, belki tavuklar boşa. Yani mesela we haven't even had the interview yet. Don't count your chickens before they hatch. Yani daha görüşmeye mülakata bile gitmedin ya. Boş ver. Hani hemen böyle tavuklarını hemen erkenden sayma anlamında. Çok güzel çevirdim değil mi? I am fed up. Fed up fed up. Artık çok yoruldum. Bıktım be anlamında fed up. I'm fed up with all this traffic every day. Tüm İstanbul'da yaşayanların hayatsal sorunsalı. Değil mi? Hayat sorunsalı. İşte bu trafikten her gün her gün bıktım be. I am fed up. It's not rocket science. It's not rocket science. Yani rocket bilimi değil. Yani çok zor değil. Basit bir şey ama zor göründüğü sanılır falan böyle o durumlarda kullanılır arkadaşlar. Yani just hit the green button to start. It's not rocket science. Yani sadece yeşil tuşa bas. Uzay bilimi değil. Uzay değil. Roket bilimi değil bu. Hani bir şeyi kavalandırmıyoruz. Çok basit. Bas. Çok basit. Very easy anlamında tamam mı? It's not rocket science. Ben dermişim. English is not rocket science. Kızar mısınız bana? Yani çok kolay İngilizce ya. Büyütmeyin gözünüzde. It's not rocket science, so Will. It's not rocket science too. It's not rocket science. Keep an eye on it. Keep an eye on it. Yani gözünü tutmak. Ne demek bu? Bir şeyi dikkatli bir şekilde izlemek. Mesela keep an eye on the soup so it doesn't boil over. Yani gözünü çorbada tut. Çok kaynamasın. Tamam mı? Mesela keep an eye on the baby. Bebeği izle. İzle. You can say it again. You can say that again. Arkadaşlar varsayın biri tam böyle bir şey dedi. Ay o kadar yerinde buluyorsunuz ki çok katılıyorsunuz ve diyorsunuz ki you can say it again. Bir daha diyebilirsin. Mesela this weather is terrible. Hava berbat. Ben dedim ki you can say it again. Yürü be. Bir daha söyle yine seni destekliyorum. Tam aynı görüşteyim. I can't stand it. Stand. It. I can't stand it. Yani artık Katlanamıyorum derken I can't stand it. Turn off that song. I can't stand it. It's terrible. Dediğim varsayın. Şarkıyı kapat. Çok kötü. Katlanamıyorum. Let's call it a day. Let's call it a day. Hadi bunu felekten bir gün sayalım. Var ya bizde. O İngilizce'de tam olarak bu. Let's call it a day. Yani arkadaşlar dinlenelim, işleri bitirelim, eğlenelim o gün anlamında. Mesela we've done enough work. Let's call it a day. Yani hadi çok çalıştık bugün. Yeter. Duralım. It up in the air. It up in the air. Yani arkadaşlar bir şey havada böyle. Havada aynen bize diyorsa yani o düğün konusu havada. Ne zaman evleneceğiz Allah bilir. Bir şey net değilse, karar verilmediyse, plansa bunu kullanıyoruz. Mesela Are you moving to any city? Oh, it's up in the air. No, it's still up in the air. Hit the hay. Hit the hay diye ifademiz. Hit the hay. Hey arkadaşlar bu samanlık anlamında. Samanlığa gitmek, samanlığa vurulmak gibi. Ne demek bu? Hani eskiden samanlıkta yatma, uyuma olayı vardı ya. O yüzden bu ifade go to bed demek. Go to bed. Eğer biri ''It's been a long day. I'm gonna hit the hay.'' diyorsa ''Çok uzun bir gündü. Ben yatağa gidiyorum.'' diyordur. Barking up the wrong tree. Yani yanlış ağaca havlamak. Ne demek bu? Yani yanlış yere birini ya da bir şeyi suçlamak. Boş yere, başka bir tarafa havladığını düşün. <laughs> Mesela ''If you think I took your book, you are barking up the wrong tree.'' Ya, kitabını benim aldığımı düşünüyorsan yanlış ağaca havlıyorsun. ''It's up to you.'' It's up to you. Arkadaşlar bu ifade de sana bağlı anlamında. Mesela What shall we eat tonight? I don't know. It's up to you. Bilmiyorum ki ne yesek bugün. Sana bağlı. It's up to you. It's up to you. It's up to you. Spill the beans. Dök fasulyeleri. Yani ne demek? Yine bizim şapka olayımız. Yani sırlarını dök ortaya. Bütün sırlarını dök çıkar ortaya anlamında. Mesela ne diyorum? Come on, spill the beans. What did he tell you? Hadi hadi dökül. O sana ne söyledi? Cost an arm and a leg. Like. Yani bir şeyin kola ve bacağı mal olması. Ne demek bu? Çok pahalı. Aşırı pahalı böbreklerimizi satacağız yani. That designer dress cost an arm and a leg. Like. O designer elbise. Benim elbisem. Beğendiniz mi? Aslında bu elbise ama görülüyor mu bilmiyorum. Çok pahalı. Diğer ifademiz. Burn the midnight oil. Arkadaşlar daha dün film izlerken bu ifadeyi ilk kere duydum sadece. Yine Friends'de çünkü ben manyak gibi Friends izliyorum. Hala izlerim. Yani geç saatlere kadar çalışmak demek. I have a big exam tomorrow, so I'll be burning the midnight oil tonight. Yarın büyük bir sınavım var. Yani bu gece gece lambasını yakıyor olacağım. Arkadaşlar eminim bu da öncesinden hani geçmişte gaz lambaları falan vardı tabii ki. Eğer hani işin varsa gece onu yakarsın. Bence kesin oradan gelmiştir. Bunun orijinaline bakmadım. Get your act together. Yani bu da adam gibi davran. Kendine gel anlamında. Mesela you need to get your act together or you'll lose your job. Yani adam gibi davranman lazım. Yoksa işini kaybedeceksin. Throw in the towel. Hadi bakalım. Türkçe'de bir şeye benziyor. Neye benziyor çıkardınız mı? Havla atmak. Hani o kadar iyisin ki. Değil mi? Vardın bizde de. Havla atıyorsun. Yani vazgeçmek anlamında. To give up. Mesela after trying to solve the puzzle for <laughs> hours, he finally threw in the towel. A picture is worth a thousand words. Bakın size böyle bir görsel gösterdiğimi hayal edin. Nasıl? Ne görüyorsunuz bu resimde? Bana kendinizi anlatın deseydim. Ve ardından ya da şunu yapsaydım. Kendinizi böyle bir nehrin kenarında insanlar yüzüyor, yemyeşil bir yerde hayal edin. Bunu size tam olarak yaşatmak için bayağı konuşurdum değil mi? Yani bir görsel bin kelimeye değer derken ne diyoruz? A picture is worth a thousand words. Yani görsellik her zaman en önemlisi. Tamam mı? Instead of explaining what happened, let me show you the photos because a picture is worth a thousand words. Size ne olduğunu anlatmak yerine gelin resim göstereyim çünkü bir fotoğraf bin kelimeye değer. It depends. It depends. It depends aşırı kullanılan bir ifade arkadaşlar. Bu da aa, duruma bağlı demek. Mesela, Do you want to travel at the weekend? It depends. Bu hafta sonu seyahat etmek ister misin? It depends. Hatta moduma bağlı falan derken bile şunu ekleyebilirsiniz mesela. It depends on my mood. Ya da havaya bağlı. It depends on the weather. Anladın mı? It depends on deyip neye bağlı olduğunu söyleyebilirsin ya da belirtmek istemiyorsan it depends deyip salla. Put all your cards on the table. Bu ne demek? Yani hani bizde bütün kartlarımı oynadım vardır ya gerçi o biraz bütün taktiklerimi oynadım gibi ama burada hani çok böyle açık bir şekilde her şeyim açık, dürüstüm, her her yani transparanım, geldim sana terliklerimle falan böyleyiz yani. Her şeyimiz görünüyor. Ne biçim açıkladım. Tamam. Mesela I think it's time for us to put all our cards on the table and discuss our real intentions. Yani herkes açık bir şekilde olma zamanı geldi ki asıl e, niyetlerimizi paylaşalım, tartışalım. Tam böyle kız isteme cümlesi arkadaşlar yakışır. Hani de gelirsek, tamam artık yani herkes niye geldiğimizi biliyor. Putting all our cards on the table, let's put our cards on the table here. The apple doesn't fall far from the tree. Arkadaşlar. Elma dibine düşer. Armut dibine düşer diyoruz ya. İşte bu ifade o. Yani çocukların aynı ebeveynlerine benzemesi. Gerek görüntü, gerek davranış. Mesela benim anneme bakın gerçekten aynı anneme aşırı benzerim. Ah, the apple doesn't fall far from the tree. Dibine düşmüşüm. Your son is very polite just like you. The apple doesn't fall far from the tree. Senin oğlunda ne kadar kibar aynı senin gibi deyip bunu yapıştırıyoruz. Like a kid in a candy store. Bir çocuğu bir şeker dükkanında hayal edebiliyor musunuz? Nasıl olur? Ben hayal edebiliyorum kendimi de çocuğu da. Aşırı mutlu olur, değil mi? Arkadaşlar very excited anlamında bunu kullanıyoruz. He was like a kid in a candy store when he saw all the gadgets. Yani bütün bu aletleri gördüğünde Heyecandan değil mi? Şeker dükkanında bir çocuk gibiydi. Mesela arkadaşlar benim için bu. Böyle mesela videoyla ilgili kameradır, böyle mikrofondur, böyle şeylerin olduğu yere gidince ben de çıldırıyorum. Yani nasıl hissediyorum? I feel like a kid in a candy store. Hadi sen de bana söyle. When do you feel like a kid in a candy store? Bekliyorum cevabını gerçekten heyecanla, very excited bir şekilde bekliyorum. A kid in a candy store. Like a kid in a candy store, you know what I mean? I feel like a kid in a candy store. Jump on the bandwagon. Yani arkadaşlar popüler bir trende atlamak. Hadi tren gidiyor, kaçırmayın, koşun. İşte bu aralar gri etek moda, siz de alın giyin anlamında. Mesela when healthy eating became popular, many restaurants jumped on the bandwagon and added salads to their menus. Yani sağlıklı beslenme moda olunca herkes menülerine salata ekledi. Diğer bir ifademiz. Don't beat around the bush. Don't beat around the bush. Yani çalının arkasından dolanma. Yani arkadaşlar get to the point. Yani nokta hani ya sadede gel. Aynı az önce öğrenmiştik değil mi? Get to the point'in eş anlamlısı. Don't beat around the bush. If you have something to say, don't beat around the bush. Just say it. When pigs fly. Domuzlar uçar mı? Uçmaz değil mi? Arkadaşlar eğer bir şey asla olmayacaksa When pigs fly diyoruz. Neye benziyor bu? Hadi hatırlayın hemen söylesin bana. Neye benziyor? Once in a benziyor değil mi? Gerçi onda biraz rare'li, nadirenlik vardı. Bunda hayır hiçbir zaman olmayacak var. Never. He says he'll clean his room regularly. Yeah, when pigs fly. Odasını temizleyeceğini mi söylüyor? Tabii tabii. Domuzlar uçtuğunda temizler. Bu kadar. Arkadaşlar sizi tebrik ederim. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz bana yine I teacher, I made it yazın yorumlara tamam mı? Sizi çok canı gönülden tebrik ediyorum. Bu işi sen yapacaksın. Eğer bu videoyu sonuna kadar izleyip güzel bir şekilde gerçekten notlarını aldıysan samimi bir şekilde seni tanımak istiyorum. Bana aşağı muhakkak yaz. Çok teşekkür ederim. Benim için bu videoyu çekmekte hiç kolay olmadı ama gerçekten çok güzel 100 tane kalıbı size öğrettiğim için aşırı mutluyum. Kendine çok iyi bak. I love you so much. Instagram'da da çok aktifim. Oraya da gel. Kendine iyi bak. Sevgiler.